Wadsworth Athenaeum Müzesi'ndeki koleksiyon deposunda pirinç ve çelikten yapılmış küçük bir nesneye bakıyoruz. Bu bir tabanca ama hiç ateş edilmemiş çünkü bu aslında bir prototip. Connecticut'taki Colt silah üretim fabrikası için Elijah Root tarafından hazırlanmış. Colt'un fabrikası bu bölgede inanılmaz derecede önemli bir sektör paydaşıydı. Fabrikanın sahibi Colt öldüğü zaman bu silahın temsil ettiği üretim sürecinin bir sonucu olarak ülkedeki ve belki de dünyadaki en zengin insanlardan biriydi. Samuel Colt 16 yaşındayken çocukluk hayali tüccar ve denizci olmaktı. Sonra bir tekniğe binip Hindistan'ın sıcak iklimlerinde 10 ay geçirdi ve sanayici olmayı tercih etti. Kendisi bir öngörüye sahipti ve bu öngörüsünü revolver üretimi için kullanmayı tercih etti. O dönemde tek atışlı ateşleme vardı. Colt, Gemideki denizcilerin ipleri sıkılaştırmasına yardımcı olan mekanizmalardan birini fark etti. Burada yatay bir çark var. Denizciler onu çekiyor ve çıkmaması için yerine oturtmaya çalışıyor. İşte bu mekanizma Colt'un çok odalı bir silah geliştirmesine yardım etmiştir. Daha sonra Amerika'ya dönen Colt, silah yapımını hayat boyu sürecek bir tutku olarak benimsiyor. Hatta kendini Doktor Colt olarak tanıtıyor ve kendine fon sağlamak için seyahatlere çıkarak gülme gazı denen gazın satışını yapmaya başlıyor. İlk prototiplerini geliştirmek için kullandığı parayı işte böyle kazanıyor. Ve aslında bu prototipleri yapmaları için geleneksel tabanca ustalarını yüksek ücretle işe alıyor. Bu tabancalar halen elle üretiliyordu ancak sanayi devrimi de başlamıştı. İngiltere, buharın gücünden yararlanarak muazzam ilerlemeler gerçekleştirmişti ve üretim süreçleri giderek daha verimli hale geliyordu. Colt ve Root'un da dahil olduğu mühendis ekibi sayesinde Amerika'da sanayi devriminde çok ileri gitti. Hatta bazı kaynaklara göre İngiltere'yi geride bıraktı. Hatta bu dönemde Amerikan sistemi olarak adlandırılan bir kalkınma planı devreye konmuştu. Amerikan tarihine bakınca montaj hattını Henry Ford'a ve onun ürettiği Model T'ye ait olarak düşünmek mümkün. Ama aslında bunu ilk yapan Colt'tu. Henry Ford'dan 80 yıl önce Colt, değiştirilebilir parçalar için montaj hattını öngörüyordu. Bu teknik sayesinde artık sokaktan herhangi bir adamı alıp onu belirli bir görevde mükemmel olacak şekilde eğitmek mümkün hale gelmişti. Burada çok kapsamlı bir çalışma sistemi söz konusuydu. Ayrıca bu parçaların bir araya getirilmesi ancak parçalar tek tek titizlikle yapıldığında mümkün olabiliyordu. Yani parçaların dövülmesi ve işlenmesi çok titizlikle yapılmalıydı. Örneğin namlunun diğer parçalara uyabilmesi için namlu hatasız olmalıydı. Colt hikayemizdeki harika mühendis olsa da fabrikanın altyapısını ve bunun gerçekleşmesi için gereken alet ve makineyi geliştiren Elijah Root'tur. Bu arada Samuel Colt da pazarlamaya odaklanmış ve bugün bile takdir edeceğimiz oldukça yaratıcı stratejiler kullanmıştır. Örneğin Colt'un kariyerinin ilk zamanlarında yeni üretilmiş tabancalardan bazılarını satmak istediğinde savaşın ön saflarına kadar gittiğini biliyoruz. Ordu o dönemde bir sipariş vermişti ve Colt da doğrudan savaşan askerlerin yanına gidip silahlarını teslim etmişti. Ve sadece iç pazara satış yapmadığını da belirtelim. İngiltere'ye de mal ihraç ediyordu ve İngiltere üzerinden silahları Hindistan'a kadar uzanıyordu. Telgrafı icat eden Samuel F. B. Morse da dahil olmak üzere oldukça prestijli insanlarla seyahat ediyordu. Colt, su altı patlayıcıları teknolojilerini araştırırken aslında birlikte çalışıyorlardı. Bu ikisinin çalışmalarının sonucunda Amerikan tarihinin seyri değişti diyebiliriz. İç Savaş'ta Colt'un silahları büyük bir rol oynadı. Savaş sonrası yıllarda silahlarının batıyı kazandığı söylendi. 19. yüzyıldaki Amerika'da gerçekleşen en önemli olaylardan bazılarını düşünecek olursanız, silah, altına vücum döneminden, Meksika-Amerikan Savaşı'na, hatta 2. Seminole Savaşı'na kadar hep sahnede. Tabii bu silahların sadece iyilik ve güzellik getirdiğini söylemek yanlış olur. Mesela Colt, 2. Seminole Savaşı sırasında orduya silah sattığında, aslında Amerika'daki yerli halkın yok edilmesine yardım ettiğini biliyordu. Kısacası Colt, Amerikan tarihi için, Özellikle sanayi devrimi gibi karmaşık bir süreçte bir o kadar karmaşık olan bir figür